Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Merhaba Sancaktepe, merhaba güzel İstanbul, merhaba güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün büyük bir coşkuya, büyük bir gurura ortak olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın metrolar konusunda ki Türkiye'de her tartışma su kaldırır ama iki hesap şaşmaz. Bunlardan bir tanesi altın hesabı şaşmaz. Bir şehre, bir büyük şehre hizmet tartışılıyorsa orada da ne kadar metro yaptığının hesabı şaşmaz. Birileri İstanbul'a hayran olduklarını, hizmetkar olduklarını, hizmet etmeye geldiklerini söyleyip görevlerinden sonra biz bu kente ihanet ettik, bunda benim de suçum var demişken o birilerinin 25 yılda İstanbul'a yaptıklarının neredeyse o kadarından fazlasını 5 yılda İstanbul'a yapan Ekrem Başkanımızla ne kadar övünsek azdır. Ne kadar övünsek. Onun İstanbul'a yaptığı 65 kilometre metroyu böyle bir koridorda adımlayarak, kilometreyle adımı birbirine karıştırarak küçük göstermeye çalışanlar şuraya baksın. Kimse senin adımına bakmaz. Gerçek rakamlara bakar, görür ve hakkı teslim eder. Bak senin adımın o kadar ama Sancaktepe'ye bak. Coşku ne kadar? Coşku ne kadar? Sancaktepe'nin güzel insanları, Ekrem Başkan'ın memleketi Trabzon. Orada sivil toplum örgütleriyle görüşmeye gitmiştim. Yakınıyorlar. Yakınıyorlar. Diyorlar ki Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadılar gitti. Dedim ki ben sorayım siz söyleyin. Trabzon'da Ekrem Başkan İstanbul'da görevdeyken AK Parti'nin kaç milletvekili var? Dediler 4. Dedim kaç tane Trabzonlu bakan? Dediler 4. Etti 8. Merkez İlçe Ortahisar kimde? AK Parti'de. Etti 9. Büyükşehir kimde? AK Parti'de. Etti 10. Dedim ki 10 tane AK Partili Trabzonlu Trabzon'a bir tane hafif raylı sistem yapamamış, bir tane CHP'li Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı, 10 tane. Aradaki fark bu, aradaki fark bu. Mesele işi bilmek, mesele işi bilenleri işin başına getirmek, mesele hem sevgi, hem gayret, hem emek, hem liyakat. İşte muhteşem bir ekip var. O muhteşem ekibin içinden birisi. Geçmişte İstaç'ta ve Metro AŞ'de Ekrem Bey'in ekibinde olan çalışkan, çok iyi bir yöneticiyi bu sefer buraya aday yaptık. Alper Yayın Başkan o ekibin içindendir. Alper Başkanımız, onu seviyor musunuz?
Ona güveniyor musunuz? Henüz 40 yaşında İstanbul'da yepyeni bir hikayemiz var. Ondan genç 7 tane daha belediye başkan adayımız var. 31 yaşında belediye başkan adayımız var. Ortak özellikleri 1. İyi eğitimliler. 2. Geçmişleri başarı hikayesiyle dolu. 3. Sütte leke var, onlarda leke yok. Ve 4. Hizmet etmeye, çalışmaya geliyorlar. Sizinle birlikte başarmaya geliyorlar. Alper Başkan, İstanbul'da bir sır vereyim. Bir sır vereceğim. İstanbul'da şu anda 14 belediyemiz var. Üzerine 14 tane daha koymak üzereyiz. Ama hani 14'ü 15 yaparken ilk kim geliyor dersen Alper Başkan geliyor. Geliyor Alper Başkan. Ona sahip çıkın. Ona sahip çıkın. Bu önümüzdeki 2 hafta onun kadar çok çalışın. Yüzünüzü güldürecek. Hepimizin göğsünü kapartacak. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Değerli Sancaktepe'liler, bundan 5 yıl önce İstanbul bir karar verdi, Sancaktepe bir karar verdi. Sancaktepe'de İstanbul'da büyük şehirle ilgili verdiği oyların karşılığını teker teker aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilk alacağımız anlaşıldığında panik halinde yollara döküldüler. Geldiler dediler ki eğer CHP kazanırsa İspark'ı filanca terör örgütüne verir dediler. Ama o günden bugüne hem İspark'ta hem bütün iştiraklerimizde ne kimsenin ekmeğine dokunduk, ne ayrımcılık yaptık. Liyakata göre gencecik insanları her görüşten, hangi siyasi görüşten olursa olsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin, ayırmadan İstanbullu olmanın, bu memleketin bir evladı olmanın dışında hiç başka bir kritere bakmadan Ekrem Başkan aldı, çalıştırdı ve büyük İstanbul hikayesini bu yüce gönüllülüğüyle, bu sevgisiyle başardı. Şimdi hep birlikte rakamları görüyoruz. Ne kadar övünsek az. Bakın 5 yıl önce İstanbul Belediyesi'nde kreş yoktu. Çünkü onların kadın diye bir derdi yoktu. Kadın evde oturacak, çocuk bakacak, hasta bakacak, engellisine bakacak ve yeri ev olacaktı. Oysa biz kadının sosyal hayata katılmasını, kadının çalışma hayatına katılmasını istiyorduk. Ekrem Başkan İstanbul'da tam 100 tane ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 300 tane kreş yaparak kazandırdılar. Şimdi anneler güvenerek çocuklarını bırakacakları kreşlere sahipler. Yine Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a öğrenciler geliyor. Barınma sorunu var. Türkiye'de %24 öğrenciye yurt verilebiliyor. İstanbul'da rakam çok daha aşağılarda, %10'larda. Yani devlet öğrenciyi buraya yolluyor ama barınma sorununu çözmüyor. Biz geldiğimizde Ekrem Başkan'a siz yetkiyi verdiğinizde İstanbul'da öğrenci yurdu yoktu. Niye? Öğrenciler yurt bulamayacaklar.
onlara yurt veren birilerine gidecekler. Bir takım cemaatlerin, bir takım tarikatların yurduna gidecekler. Oysa bu evlatlar hepimizin evlatları. Ekrem Başkan İstanbul'da 14 tane, CHP'li belediyeler Türkiye'de 61 tane yurt yaptılar. Yurt yapmaya da, kreş yapmaya da, annelere de, evlatlarına da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii İstanbul'un derdi var ama burada öğretmenlerin dertleri var. Diyorlar ki biz devletin sözüne inanmayacak mıyız? Geçen seçimlerden önce çıktılar, mülakatı kaldıracağız dediler. Şimdi mülakatı kaldırmıyorlar. Biraz önce söyledim. Biz ayrım yapmazken, biz insan ayırmazken onlar mülakat yaparak kendilerini, ama AK Parti'ye oy vermek yetmez. Hatta üye olmak yetmez. Torpilli AK Partilileri mülakatta alıyorlar, vatandaşın çocuklarını eliyorlar. Öğretmenlere mülakatsız atama istiyoruz. Ayrıca bugün öğretmen okullarının kuruluşunun üzerinden neredeyse 180 yıl geçti. Bugün Türkiye'de ilk öğretmen okulunun kuruluşunun yıl dönümü. Bir öğretmen çocuğu olarak annesi babası öğretmen, 10 yaşında yatılı okula yollanmış, öğretmenlerin elinde devlet ekmeğiyle büyümüş bir kardeşiniz olarak buradan bütün öğretmenleri selamlıyorum. Emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Çalışan öğretmenleri selamlıyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki bunlar size sahip çıkmayacaklar. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı vardı atanamamış? Atanmayan öğretmen, Tayyip Erdoğan'ın sahip çıkmadığı öğretmen, Tayyip Erdoğan'ın mülakatla elediği öğretmen, ayrımcılık yaptığı öğretmen var. O yüzden biz mülakatsız öğretmen tayinlerini ve atanmayan öğretmenin kalmadığı, okulsuz köy okulunun kalmadığı, öğretmenin öğrenciden, öğrencinin öğretmenden uzak kalmadığı bir Türkiye için hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız. Değerli İstanbullular, bugün bir metro açılışı yapmak için geldik. Ancak İstanbul'da her gün bir yeni açılışın, 5 yıllık emeğin bir karşılığını almanın ve her geçen gün yarınlara biraz daha güvenle bakmanın, adım adım daha iyiye giden bir sürecin içindeyiz. Sizden bir tek isteğim var. 15 gün kaldı. Büyük bir zafer, büyük bir başarıya doğru adım adım gidiyoruz. Meydanlar dolu, meydanlar heyecanlı, meydanlar sabırsız. Bu ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Büyük sorunlar yaşanıyor. Bilhassa emeklilerimizin sorunlarını aylardır dile getiriyorum. Aylardır. Meydandaki emekliler bir el kaldırabilir mi? Başkanım, Türkiye'de durum hep böyle. Peki en düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. Kaç para? Türkiye'nin en büyük korosu 10 bin lira. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün gidin kuyumcuya 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bugün
bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşürse döner gider arar durur. Bugün emeklinin birinin değil bütün emeklilerin cebinden öyle bir çeyrek altın değil 5,5 çeyrek altın bir sefer değil her ay kaybolmaktadır. Ey emekliler, değerli büyüklerim, 5,5 çeyrek altını düşürdüğünüzü kaybettiğiniz yerde arayın. Bir altın kaybedilse geçtiğiniz yolda ararsınız. Siz 8 çeyrek altınlık emekli maaşı alıyorken bu 2,5'a indiyse bunu siz bir seçim kazandığında kaybettiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği seçim sandığı sizin cebinizden aylık 5,5 çeyrek altını aldı. Kaybedilen şey yitirildiği yerde aranır. O zaman madem sandıkta kaybettik, hakkımızı sandıkta arayacağız. Emekliler 2018'den beri 1.000 lira iki bayramda ikramiye alıyorlar. Biz itiraz ettik. Biz bir asgari ücret söz vermiştik. Biz de yapacağız dediler. 3 yıl yapmayıp 2018'de 1.000 lira yaptılar. O beğenmediğimiz 1.000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. 2021'de 2.000 oldu. Bu sene 3.000 lira yaptılar. Bakın ilk emekli ikramiyesi verildiğinde 24 kilo kıyma alırken bugün 3.000 lira sadece 6 kilo kıyma alıyor. Ramazan mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. 30 Ramazan, 30 iftar, 30 sahur ardından bayram sofrası var. Her emeklinin sofrasından, dolabından, mutfağından ve bayram sofrasından her emeklinin ailesinin, evladının, torununun kursağından tam 18 kilo kıymayı aldı bunlar 6 yılda. Bundan sonra emekliler herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta seslerini duyuracaklar. Tam bir aydır, tam bir aydır 7 bölgede gittiğim bütün şehirlerde günde en az 4 kez, 5 kez emeklinin çilesini anlatıyorum. Nihayet bir ay önce kanun teklifi verdik. Emekli kart çıkaralım. Doğalgazda, suda, elektrikte, telefonda emekliye %40 indirim tanımlayalım. Emeklinin alması gereken 7.000 lirayı hesaplarına yatıralım dedik. Bugüne kadar sustular. Ne zaman gördüler ki 31 Mart'ta pabuç pahalı, dün akşam emekli kart çıkarabilirim diyor. Sakın ha, geçen sefer gibi seçim sonrasına yalanlara kimse kanmasın. Nasıl mülakatta yalan attıysa, nasıl her konuda verdiği sözü tutmadıysa emekliyi kandıracak. Bugüne kadar emekliye sahip çıkmayana sandıkta oy yok. Sandıkta oy yok. Tayyip Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan'a beşli çeteye para bulan, saray müteahhitine para bulan, yazlık saraya, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para bulan, emekliye para bulmayan Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı? Oy var mı? İşte emeklinin sesi bu. Emeklinin sesini duymayanın sonu hüsrandır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin sesiniz olmaya, sizin sesinizi duyurmaya, emeklinin, emekçinin, esnafın ve köylünün sesini duyurmaya, sizin için çalışmaya devam edeceğiz.
Son bir haber vereyim. Son bir haber vereyim. Başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince örtülü ödeneği Cumhurbaşkanlığına bağladılar. Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL. Bu ay harcanan örtülü ödenek 2 milyar TL. Seçim gelirken faturası olmadan, hesabı olmadan nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size %33 zam verenler bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine %238 zam yapıyorlar. Yani sizin paranızla sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimseyi, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi, esnafı ezdirmeyeceğiz. Size tepeden bakanlara, sizi bir karınca gibi görüp ezmeye kalkışanlara diyoruz ki karıncanın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Son sözüm şudur. Geçen seçimlerde biz İstanbul'da ve Türkiye'de ittifaklarımız vardı. Şüphesiz Millet İttifakı önemliydi. Sürsün istedik ama kendilerinin bizim saygı duyduğumuz gerekçeleriyle ittifakın dışında kaldılar. Ancak ittifakın dışında yöneticiler kalabilir. Ancak geçen sefer İstanbul'u kazanan ne CHP'ydi, ne sadece Millet İttifakı'ydı. Emin olun İstanbul İttifakı'ydı. Yalandan sıkılmış, talandan sıkılmış, israftan bıkmış, israf yerine hizmet isteyen, azarlanmak yerine güler yüz isteyen, İstanbul'un tepesinde helikopterle uçup Katarlılara, Arap şeyhlerine arsa verenler yerine İstanbul için gece gündüz koşturanlara İstanbullular görevi verdi. Şimdi o ittifaktakiler değişmedi. O ittifaktaki sosyal demokratlar duruyor. Duruyor mu? O ittifaktaki milliyetçi demokratlar var. Yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlar var. İyi insanlar var. Onlar duruyor mu? Muhafazakar demokratlar var. Haramdan ve yalandan korkan, bu olanlara inanamayan muhafazakar demokratlar var. İstanbul İttifakı'nda Türk'ü var, Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkez'i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz İstanbul İttifakı'na inanıyoruz, İstanbul İttifakı'na güveniyoruz. Biz İstanbul İttifakı'nın mimarı, İstanbul İttifakı'nın evladı, İstanbul'un geçmiş 5 yılında emeği olan, hepinizin gözünün önünde alnının teri olan, gözünü asla ve asla kıymıktan sakınmayan, sizin için çalışan bir evladımız var. Türkiye'nin umudu, İstanbul'un gururu Ekrem İmamoğlu var. O bu sevgiyi hak ediyor. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'nu hak ediyor. Ona güveniyoruz. Size inanıyoruz. Ekrem Başkanı ve İstanbul'u size emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hepimizin farkındalığını artıran, ilham veren konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanlarımız, değerli aileleri ve çocuklarıyla birlikte şimdi
bizleri selamlıyorlar. Bu güzel İstanbul gününde birlikte olduğumuz için teşekkür ediyoruz. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz. Şimdi Sayın Genel Başkanım, biz tabii burada açılış yaptık. Kurdele yapmayacağız. Çünkü aşağıda metroya bineceğiz. Alper Başkan, başkanım bir şey demeyecek misin? Bir şey demeyecek misin diye bana habire dirsek vuruyor. Haklı olarak şunu söylememi istiyor Sayın Genel Başkanım. Hem millet metroya alışsın. Burası mesela yaklaşık 7-7,5 yıldır kapalıydı. Artık açıldı ve güzel bir cadde oldu. Milletimizin kullanımına metroya yürüyecekler. Ayakları alışsın diye 15 gün ücretsiz bir yolculuk verelim metroya. Ayakları alışsın, metroya alışsınlar. Sizin de bu gelişinizle beraber hem Çekmeköy hem Sancaktepe bölgesine böyle bir müjdeyi verelim. Böyle hayırlı olsun diyelim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel müjde için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Sancaktepe'liler, biliyoruz, inanıyoruz. 31 Mart'ta sevgi kazanacak. İstanbul başardı, Sancaktepe'de başaracak. Hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye. Tüm İstanbul olarak, Sancaktepe olarak çok büyük bir aileyiz. Ve bu güzel aile fotoğrafını birlikte çektiriyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Teşekkürler Sancaktepe.